Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Biliyorsunuz gece saat 21-21.30 gibi, yani bu saatlerde günün, o günün gündemini oluşturan bazı haberleri kısa kısa sizlerle paylaşıyorum. Spotlarını paylaşıyorum daha doğrusu, detayını değil. Pek çoğunuz mutlaka detayından belki haberiniz de var. Ama detayını okumadan da bir spotla sizi gündemden haberdar etmeye çalışıyorum ve sonra da yorumlamaya gayret ediyorum sizinle paylaştığım habere. Kırıkkaleli Emine Budut, bugünün en önemli gündem maddesi. Emine Budut'u eski kocası tıpkı bir kurbanlık koçu boğazlar gibi boğazını keserek öldürdü. Kolombiyalı Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli romanını daha önce sizlere burada göstermiştim. İncecik, küçücük bir kitap, bir roman ama o incecik, az sayfalı roman, binlerce sayfalık bir romana bedel olacak kadar çok şey anlatıyordu. İnsanlık ve kadın üzerinden. Kolombiya, Türkiye, Orta Doğu ülkeleri. Bu nasıl bir kültür? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir namus anlayışı bilmiyorum. Gabriel Garcia Marquez o kitabında yoksul bir kızla evlendirilen bir zengini ve o zengini tuttuğu, işlettiği bir cinayeti anlatır. Varlıklı adamın evlendiği kız bakire çıkmamıştır. Ve kadına baskı yaparak kiminle yattığını, bekaretini kimin bozduğunu zorla öğrenirler. Sonra da kızın iki ağabeyi namuslarını temizlemek için şehrin her yerinde kız kardeşleriyle aşk yaşayan o delikanlıyı bulmak istediklerini anlatırlar. Öyle noktaya gelir ki artık herkes, şehrin yöneticileri dahil herkes, o cinayetin, yani zengin adamın evlendiği bakire çıkmayan kızın sevgilisinin, sevdiği adamın öldürüleceğini bilmektedir. Herkes bilmektedir. Yani şöyle, Emine Bulut'un öldürülmesi aynen böyle. Emine Bulut'un eski kocası tarafından öldürüleceğini şehirde bilmeyen yok. Herkes biliyor. Bütün şehir biliyor. Emine'nin yakınları biliyor. Arkadaşları, dostları, kardeşleri. Vali biliyor. Emniyet biliyor. Belediye biliyor. Savcılık biliyor. Bilmeyen yok. Ama hiç kimse Emine'yi kurtarmak için parmağını dahi oynatmıyor. Sonra da bugün bol bol ağıtlar yakılıyor Emine'nin arkasından, Emine Bulut'un arkasından. Emine'nin kardeşi bir açıklama yapıyor. O en az cinayet kadar yürekleri yakıyor. Ülkenin ne hale geldiğinin adeta bir göstergesi. Af çıkarır bunlar diyor, o adam oradan çıkar diyor. Yani cezaevinden çıkar. Devlete, yargıya olan güvenin, parlamentoya olan güvenin ne hallere geldiğini farkında mısınız? İnsanlar artık suçların, bu dünyada işlenen suçların cezasız kalacağından o kadar eminler ki. Devlet o kadar çürümüş ki halkın gözünde. Yargı o kadar kokuşmuş, parlamento o kadar kendinden geçmiş ve inisiyatifsiz ve kişiliksiz. Evet, halkın gözünde böyleyiz. Halkın gözünde görünenler doğru mu yanlış mı şu anda onu tartışmayacağım. Ama bir şehir, bir koca kırık kale, bir Emine Bulut'unu koruyamadı. Öldürülmesine engel olamadı. Bile bile, göre göre öldürüleceğini herkes bildiği halde, tıpkı Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanında olduğu gibi, herkes sadece cinayetin işleneceği günü, saati bekledi ve ölümden sonra konuşmaya başladılar. Ve bugün bir başka olay daha oldu.
Hatırlar mısınız? Bir süre önce Avcılar'da metrobüste bir adam diyemeyeceğim bir insansı, bir erkek bir kadına cinsel tacizde bulundu. Cinsel saldırıda bulundu yani. Sonra tutuklandı. Tutuklu olarak yargılanıyordu. Bugün tahliye edildi. Ne söyleyeyim? Hayır, ne söyleyeyim? Söyleyecek o kadar çok şey var ama biliyorsunuz Türkiye'de gerçek suçluları değil, suçluları suçlayıp onları eleştirenleri, onların haksızlıklarını lanetleyenleri alıp götürüyorlar. Ve sonra da ne olduğunu, ne bittiğini bilemiyoruz bile. Araştıramıyoruz bile. Yani öyle bir ülke haline geldik ki gerçek suçluyu kınamak suç, suçluyu bağışlamak erdem oldu. Yargı tarafından, yargı için. Bütün yargı için mi? Hayır efendim, bütün yargı için değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olağanüstü, başarılı, mükemmel vicdan sahibi savcıları ve yargıçları var. Zaten onlar sayesinde şimdilik ayakta durabiliyoruz. Eğer yargımız halen çökmediyse ve yargımız halen devletin batmasına, bitmesine sebep olmadıysa o namuslu, dürüst, haysiyetli, şerefli, onurlu, adil savcılar ve yargıçlar sayesinde. Kadıyı satın alırsanız yargıyı öldürürsünüz demişti. Adaleti öldürürsünüz demişti Fatih. Adaleti öldürürseniz devleti öldürürsünüz demişti. Türkiye'de kadıları satın aldılar ya da emirleri altına aldılar, buyrukları altına aldılar. Ellerinde iki iktidar gücünü kullanarak defolu savcılar, yargıçları bilhassa emirleri altına aldılar. Satın almak sayılır. Böyle yaparak adaleti öldürdüler. Adalet ölünce devlet ölmek üzereydi ki az sayıda kalmış yargıcımız ve savcımız devleti ölümden kurtardı. Şimdilik. Şimdilik. Daha henüz yargının çoğunda adaletsizlik hüküm sürüyor. Yargının çoğunda yargılananlar avukat tutmak yerine yargıç tutuyorlar. İddialar öyle. Anlatılanlar öyle. Bildiklerimiz, gördüklerimiz öyle. Yargılandığınız zaman savcılar gözlerine bez bağlamıyorlar. Aksine sizin ırcınızı, cicinizi araştırıyorlar. İktidara yakın mısınız, uzak mısınız? İktidarı tenkit mi ediyorsunuz, iktidara yalakalık mı yapıyorsunuz? Her şeyinizi öğreniyorlar, her şeyinizi. Saat kaçta tuvalete gittiğinize kadar hatta. Ondan sonra da sizin haklı ya da haksız olmanıza bakmıyorlar. İktidara bakış açınıza göre hüküm kesiyorlar. Zaten iktidar tarafından şikayet edilmişseniz, müşteki iktidar muktedir ise kurtulma şansınız hiç yok. Böyle bir devlet, böyle bir demokrasi olabilir mi? Emine Bulut'a bakın, olup olmayacağını anlayın. Yargının, emniyetin, valiliğin ve bütün bir şehir halkının gözlerinin önünde, adeta gözlerinin önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'u hatırlayın. Ve tabii ki bir de söylemek bile istemiyorum çünkü dilim varmıyor. Küçücük yavrusunun gözlerinin önünde. O çocuk büyüyecek, gelişecek. Genç insan olacak, orta yaşlı, bizim yaşlarımıza gelecek. Ve o anı annesinin babası tarafından bir kurbanlık koç gibi kesildiğini hiç unutmayacak. Umarım çok iyi bir terapiden geçirirler o çocuğu. Çok iyi bir terapiden geçirirler o çocuğu. Evet. Zor be. Ölüm zor. Derler ki başkasının ölümü kolaydır be. Ateş düştüğü yeri yakar. Doğru aslında.
Doğrudur. Herkes kendi ölüsüne ağlar. Ama bu öyle bir ölüm değil. Bu öyle bir cinayet değil. Bu öyle bir ateş ki hepimizin evine düştü. Hepimizin yüreklerini yaktı. Çünkü her an, her an, herhangi bir evde işlenebilecek türden bir cinayet bu. Türkiye'de bütün şehirlerde bir kırmızı pazartesi yaşanıyor. Bütün şehirlerde. Bunu hep beraber de görüyoruz. Devleti yönetenler de görüyor. Peki tedbir? Yok. Çözüm? Yok. Çözüm neden yok? Siyasetçiler çözüm için değil, sorun için varlar. Eğer bizim gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde ne kadar çok sorun varsa, siyasetçiler için o kadar çok yalan söyleme imkanı var demektir. O kadar çok taahhütte bulunma, vaatte bulunma imkanı var demektir. Bir de halkın, bizim gibi ülkelerde halkın insani gelişmişliğini tamamlayamadığını, eğitimsiz, cahil, kolay kandırılır olduğunu düşünürseniz siyasetçiler sorunları çözmezler. Sorunları ne kadar çok arttırırlarsa halkı kandırma ihtimalleri de o kadar yüksek olur. O kadar çok vaatte bulunurlar. Senin şu sorunu da çözeceğim, şu sorunu da çözeceğim, şu sorunu da çözeceğim diye onlara yalan atarak onları avuturlar, umutlandırırlar. Sorunlar bitti mi siyasetçiye ne gerek var ki? Terör de böyle. Terör de böyle. Terör neden 40 senedir sürüyor ki? Çünkü terör siyasetçilerin ekmek kapısı. Terör bitti mi siyasetçiler birbirlerine neyin kavgasını yapacaklar ve siyasetçiler halka dönüp bu terörü ancak ben sonuna erdiririm diyebilecekler. Terör yoksa nasıl diyecekler böyle bir şeyi? Olmayan terörü mü söyleyecekler? Ekonomik sorunlar niye çözülmez? Ben çözeceğim diyebilmeleri için. Belki de abarttığımı düşüneceksiniz pek çoğunuz. Ne diyebilirim ki? Memlekette düşünme özgürlüğü var. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Hele benim için her türlü şeyi düşünebilirsiniz. Benim için her türlü kötülüğü düşünmek serbesttir. Ama ben ya da sizler içinizden biri ülkeyi yönetenler için sakın ola kötü düşünmeyin. Beyninizi okuyup, beyninizin içinden geçenleri geçmese bile geçmiş gibi yapıp hepinizi tutuklayabilirler. Giderek oraya doğru koşuyoruz. Henüz yok. Henüz böyle bir şey yok. Ama oraya doğru koşuyoruz. Evet canlarım benim. Bu gece beni lütfen bağışlayın. Beni lütfen bağışlayın. Pek çok gündem maddesi var konuşacağımız. Ama beni bağışlayın. Yarın sabah size yine romanlarımdan birinden bir bölüm okuyacağım. Harputlu Azize isimli romanımdan bir bölüm okuyacağım. Bir Ermeni gencini seven bir Müslüman Kürt kızının gelenekler, dini inançlar ve sözüm ona dini emirler nedeniyle çektiği acılardan sadece bir bölümünü, sadece çok kısa belki birkaç, iki sayfa en çok okuyacağım. Kısa da belki bir yorum yapabilirim. Ben Harputlu Azize'de 1913 yılını anlattım. Yıl 2019. 106 yıl geçmiş üstünden Türkiye'de bu topraklarda İslam aleminin, İslam insanlarının kadına bakışı ne yazık ki bir türlü değişmedi. Bütün Müslümanların değil. Hayır, bütün Müslümanların değil. Ama eğitimsiz Müslümanların kadına bakışları hiç değişmedi. Değişecek mi? Tabii değişecek. Tabii değişecek. Kadına bakış değişmezse dünyanın Türkiye'ye bakışı şu anda karanlık, o zaman koyu karanlık olur. Göz gözü görmez. Benden söylemesi. Evet canlarım benim. Yarın sabah Harputlu Azize romanında buluşmak üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.